BMC BMC'nin personellerini dağıttığı powerbank Bu powerbank arızalanmış Bakın hiçbir şekilde şarj almıyor ve telefonu şarj etmiyor Ben de bunların personeli olduğum için Aynısından bende de var fakat ben bunu hiç kullanmadım Açık söylemek gerekirse kalitesini beğenmedim İçini açtım baktım kontrol ettim Onun için kullanmadım Kullanan arkadaşlarımız var Bunlardan birininki bozulmuş elimize geçti şimdi bunun için açacağız Kenarları hem yapıştırmalı hem tırnaklı. Yani aslında bunun içinin açılması hiçbir şekilde istenmiyor. Pil de yüzeye yapıştırma şeklinde. Kırılma ihtimali var. Riskli hareketler. Yani bozuldu mu at çöpe gibi bir şey yapıyorlar. Açık söylemek gerekirse zaten de öyle. 5 para etmez bir powerbank. Yani içini bilseniz buna para verip almayın derim ben size. Biraz üstten ısı da uyguluyorum. Buradaki silikonu iyice salması için evet biraz saldı ve yandaki tırnaklardan kurtarıp artık açıyorum. Şimdi ben aslında bendeki anakartı, devreyi ya da BMS devresini ne derseniz deyin alıp bu tarafa takabilirim ve cihaz çalışacak duruma geçer. Ama ben bunu yapmayacağım. Arızayı tespit edeceğiz. Sizin elinizde yedek bir BMS devresi olmayabilir ama parçaya belki ulaşabilirsiniz. Videoda sahtekarlık olduğunu düşünmeyin diye İkisini yan yana görüyorum. İyice yüzeyleri inceleyin. Pilin yüzeylerinde gerekirse inceleyin. İyice her şeyi kontrol edin. Hiçbir sıkıntı yok. Bu tarz arızalar genelde yüzeyde bulunan entegre mi dersiniz, çip mi dersiniz, ne dersiniz deyin ondan dolayı yapar. Bunların kod numaraları da genelde değişir. 5403, 05, 07 değişik değişik rakamları var. Ampere göre değişebiliyor. İşte bunu sökeceğiz. Bundakini ona, ondakini buna takacağız. Yani en çok arıza yapan parça bu parça, emin olun. Şarj almıyor, şarj etmiyor, dolmuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında pil dolmuş, o şekilde kalmış. Ama cihaz saçmalıyor işte. Bunların yerlerini değiştirdim. Entegrenin ayaklarını güzelce iyice tekrardan lehimliyorum. Bu entegrenin alt kısmı metal. Yani onun da yüzeye iyice temas etmesi, yapışması gerekiyor. Yani yukarıdan aslında sizin bunu ısıtmanız gerekiyor. Direkt lehim tabancasıyla yapsanız bu çalışmaz. Peşinden söyleyeyim. Çapak olan yüzeyleri bir E ile aldım. Bakın zaten 4.2'ye gelmiş. Neredeyse dolmak üzere. Şimdi testlerimizi de yapacağız. Ölçümlerimizi iyice kontrol ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Bakın cihaz artık dolmaya başladı. Zaten son de dolmak üzere. Biliyorsunuz ki maksimum 4.2'de kesiyor. Pili kestiniz mi? Yani videoda sahtekarlık yok. Bunun dediğim gibi bu alttaki yüzeyinin devreye temas etmesi gerekiyor. Lihimi yaparken üstten ısıtacaksınız. Telefon kontrollerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi telefon artık şarj almaya başladı. Bir de bunu tekrardan adaptöre bağlayalım. Görelim. Önce bu soketi takıyoruz. Daha sonra da şarj aletini takıyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz şarj alıyor yapmanız gereken sadece oradaki parçayı değiştirmek bu kadar